Selamlar. Genelde böyle bu tarz videoları daha böyle e, hava aydınlıkken çekiyorum ama şu an bildiğiniz ışıklarımı kurdum. Akşam çekiyorum. Çünkü e, böyle bir haber vardı. Bununla ilgili e, tam böyle bir net bilgileri edineyim dedim. Triple H bilmem ne, ne olmuş falan diye. Şu anda her şeye sahibiz. Evet bakalım. Arkadaşlar resmen duyuruldu. E, ben bunu tabi size geç e, aktarıyorum şu an. Ben bu videoyu gecesinde çekiyorum ama ertesi gününe koyacağım. Yayın şeyim yani nasıl diyeyim video programı falan çünkü bozuluyor yoksa. O yüzden şimdi birazcık size bundan bahsedeceğim. Dün Twitter'da bir açıklama geldi ve Triple H'de bunu onayladı. Arkadaşlar Survivor serisi biliyorsunuz konsepti. Normalde Survivor serisinin konsepti nedir biliyor musunuz? İşte 5 on 5, 5'e 5 falan böyle işte takımların kapışması. SmackDown olur, Raw olur. Hatta bir dönem bunun çok da ötesine çıkıldı. Bir ara NXT falan da gelmişti ama günümüzde de yine hani brand arası falan muhabbeti var. Daha çok şeye döndü birazcık işte şampiyona şampiyon. Ben bunu pek sevmiyorum doğru söylemek gerekirse. Ama bugün öğrendiğimiz üzere Survivor Series War Games olacak bu seneki. Ya bu şey değil. Yani bütün maçlar War Games değil tabii ki. İki tane War Games maçı yapılacakmış. Şimdi War Games nedir istiyorsanız birazcık size bundan bahsedeyim. Birazcık bununla ilgili notumu aldım. Çünkü oradan da bakacağım. Çünkü çok eski. Hani benden daha yaşlı. Öyle söyleyeyim War Games'in olayı. Belki War Games'i sadece NXT'de görmüş olanlarınız vardır. 2017 yılında NXT'ye geldi. Iııı. Ee, Şimdi bir dakika öncelikle her şeyin en başında Dusty Rhodes bunu buluyor abi. War Games konseptini buluyor. Şimdi War Games nedir bilmeyenler için anlatayım. Dusty Rhodes bir gün gidiyor Mad Max izlerken 1985 yapım falan diyelim o Mad Max'in bir bölümünde işte böyle şey geçiyor. Bir kafes var böyle tamam mı? O kafesten böyle etkileniyor bir şey. Hani bunu şey getirmeye çalışıyor. O zaman NWE'ye getirmeye çalışıyor. Çünkü daha o zaman WCW'dan da öncesi işte NWA. Oradan sonra hani WCW falan ayrılıyorlar. NWA'de bunu yapıyorlar. 4 Temmuz bakın Amerika'nın bağımsızlık günüdür zaten. 4 Temmuz 1987'de ilk olarak The Great American 5'te War Games yapıyorlar. Dusty Rhodes var. Şey var hatta işte sonradan Legion of Doom bildiğimiz Road Warriors falan da var onların içinde. Orası böyle şey baya. Yani bir de ilginç olan NWA'deki ilk zamanlarında böyle pindir, submission'dır falan da yok yani. Zamanla tabi bu değişiyor. WCW'de oluyor. Bir süre böyle devam ediyorlar. 1987, 1991 yılında da artık WCW'ye geçiyor. Hatta bir bakayım orada ilk kimler güreşmiş çok merak ettim. Four Horsemen var mesela WCW'de. 24 Şubat 1991'de Wrestle War'da yapılıyor War Games. Ben konsepti anlatmayı unuttum ya. Dur hadi en başa da öyle. <laughs> Kesmiyorum. Arkadaşlar War Games'in konsepti ne biliyor musunuz? İki tane ring yan yana. İki tane ringi yan yana düşünün. Birbirine paralel. Ki zaten bunu görmüşsünüzdür. Yan yana paralel. Etrafı da bildiğiniz Steel Cage'in ikilisini düşünün böyle. Çift ringi kaplayan şeklinde. Kapalı. Çift ringi kap çift ringi kaplayacak şekilde. Ama turnbuckle'lar falan yok. Hani Steel Cage'de de öyle biliyorsun. Yani Hell in öyle değil. Komple etraftan kaplıyor. Bu öyle değil. Bu tam sıfır. Sıfır kaplıyor böyle. Yanlarında herhangi bir duracak yer falan yok böyle. Hani çok yeni araya falan böyle sıkıştırırsın belki kendini. Kaplı şekilde duruyor. Konsepti şöyle. Bu Şimdi söyleyeceğim konseptin daha dışına da çıkıldı bu arada. Ama genel olarak şöyle yapılıyor. İki takım var. Bu zamanda 2000'lerde galiba yılmıyorsam 98'de falan bir de üçlü şekilde falan da yapıldı olmuştu. Sting falan çok güreşti buralarda. Konsept de şöyle. Günümüzdeki War Games'te üstü açık ama. Eskiden mesela WCW, NWA'da falan kapalı yapıyorlardı onu. Üstü de kapalı oluyordu böyle. Baya ciddi böyle nasıl diyeyim size sanki işte şeytan icadı onu yapmış üstüne kapatmış falan gibi oluyordu. Şimdi günümüzdekinde NXT'de de görmüş olduğunuz üzere üst ufağında açık. Konsepte de şu şekilde kafeste duruyor iki takım mesela. İki takım yapacaklar. İşte NXT'de gerçi ilk baştan hiç izlemediğim için hep maçları izledim de en başını izlemedim. bir dönem mesela NW'de falan yazı tura falan atıyorlardı kim önce başlayacak diye. Şu an bilmiyorum nasıl yapıyorlar. İzlemedim direkt en başını çünkü. İki takım böyle duruyor. Bir bu takımdan mesela bir A takımından bir B takımından. Bunu muhtemelen Survivor serisinde Raw SmackDown olarak yapacaklar. Bu bence güzel ya. Bu iki konsepti birleştirmek süper ya. Triple H eyvallah bu arada. <laughs> Bunu yapması güzel bir şey yani. Hayal edelim mesela Raw ve SmackDown takımından. Birer kişi önce çıkıyor. Tamam mı? Mesela 4'e 4 yapıyorlar anladınız mı? Bunun zamanında 3'e 3 yapıldığı da oldu diye hatırlıyorum. 5'e 5 daha da fazlası oldu. 10 kişinin... E Olmuş mu? Daha ötesine de geçtiler galiba. NWA'da falan olmuş diye hatırlıyorum. Daha da çok kişi. Neyse. Onlar kafeste duruyorlar böyle dışarıda. Ringin içindeki büyük kafeste de önce bir tane A'dan bir tane B'den güreşmeye başlıyor. 5 dakika sonra genelde heel'dan falan çıkıyor işte ortalık iyice gerilsin diye. Çünkü şimdi gelecek olan kişi ikiye bire dönecek. Aç. Yani bu bir dezavantaj. Bir kalan için. Bir tane ya A takımından ya B takımından kırmızıdan maviden ya da bir tanesi çıkıyor giriyor. Ondan sonra işte normalde 2 dakika sonra giriyorlar falan böyle. Bu konseptler çok değiştiği de oldu ama. Çünkü tarihte kaç tane yapıldı ya Wargames maçı? 39 tane. Bu 40. .si olacak bu arada. Yapılmış ki bunların 17'si NWA'den. Ondan sonra yine bayağı yapılmış şeyde WCW'de. Ben e, izlediğimi hatırlıyorum eskiden böyle özellikle. Ondan sonra işte bütün takımdan her, herkes giriyor. Bir ondan, bir ondan, bir ondan, bir ondan derken en son herkes girdikten sonra da asıl maç olayı başlıyor yani. İşte ondan sonra Pindir, işte pinfall, submission, pes ettirme herhangi bir şekilde falan biri pinlenirse pinleyen takım kazanıyor. Konsept buydu ama eskiden NWA'de falan şey vardı bu arada. Yani pin bilmem ne falan yoktu. WCW'de de geliyordu diye hatırlıyorum. WCW'de artık pinliye falan dönüyor böyle. Onun dışında da mesela NXT'de şey vardı yanılmıyorsam Dışarıdan kaçarsam falan direkt diskalifiye oluyorsun. Öyle bir şey. Kaçmayacaksın abi. İçeride çek. Özellikle NXT'de bunu çok gördük. Yani masalar çıkıyor bilmem ne falan çıkıyor. Orası baya böyle yani tam bir savaş alanı. Diyor. Tam War Games böyle muhabbeti. Ya bu çok güzel bir şey. Detay. Ben çok seviyorum bu maç konseptini ki çocukken de böyle WCW'de falan görünce uuu falan diye böyle. Ondan sonra WWE geçince böyle daha farklı kafesler görmüştük. Steel Cage vardı. Sonra uh, Elimination Chamber zaten biliyorsunuz. Bunlar falan vardı ama War Games çok ayrı bir şeydi. Üstü de kapalıydı falan böyle. Daha garip değişik geliyordu böyle. Steel Cage'in ikilisinin üstü kapalısını düşünün bunun daha farklı varyasyonları da yapıldı bu arada. AEW bir, bir aralar bu tarz maçlar yapmıştı. Bir sürü farklı şirketlerde falan yapıldı buna benzer. Bundan esinlenen maçlar. Ama artık Wrestman isim de biliyorsunuz WCW 2001 yılında Vince McMahon satın alınca War Games'in de komple konsepti ki en son WCW'da 2000 yılında yapılmış evet yapıldıktan sonra isim hakkı da geçiyor ama 2000 yılından 2017'ye kadar tam 17 sene boyunca War Games ismiyle böyle bir maç yapılmadı. Hani buna benzer maçlar tamam okey oluyor. Gördük de zaten ama War Games adıyla yapılmamıştı. Yani ben öyle bilmiştim. O isim hakkı WCW'ye ait. Şu an artık NXT geri döndürmüştü Triple H zaten. Bunun en başındaki isim. Şimdi artık Triple H komple WWE'de bu tarz şeylerin başında olduğu zaman diyor ki baba ben diyor Survivor Series'e diyor War Games'i getireceğim diyor. Anlayacağınız muhtemelen Survivor Series'de iki tane War Games maçı göreceğiz. Öyle duyuruldu çünkü. Ve bu iki maçta herhalde Raw'la SmackDown takımı gibi yapılacak bir hayal edin mesela şu an. Bir Kevin Owens'ı hayal edin mesela. 2019'da Kevin Owens'ın performans falan çok iyiydi o. Dördüncü olarak gelmişti ya şeylere. Champa'ların takımı falan bayağı iyiydi ya. Yani bir Kevin olması düşünün mesela. NXT'de daha çok vakit geçirmiş kişiler. Bir Champa'yı düşünün mesela bu maçta falan. Bence tadından yanmayacak bu arada. Yani en azından Survivor Series'de bir hareketlilik getirecek. Mesela ben Survivor Series'e bilet almış biri olsam şu an Aa, zil takıp oynuyordum. Çünkü neden? Ben biletimi aldım zaten gideceğim. Bir de War Games mi yapılacakmış? Harikulade olurdu yani. Müthiş. Survivor Series'de baya güzel şeyler göreceğiz. Güzel olan tarafı ne? Survivor Series de bu arada 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Hani şimdi diyeceksiniz okul var bilen ama Cumartesi gecesi en azından. Pazar gecesi değil yani. Onu da söyleyeyim. Saat farkı bir tık daha artacak herhalde. Muhtemelen 4 falan olacak gibi geliyor bana ama dur yine tam netleştiği zaman söylerim ben size saatini. Kasım'da iki tane pay per izleyeceğiz. Bu güzel tarafı. Bir tanesi Crunchyroll olacak. Erken saatte. Arap olur Bir de 26'sında. Yani aralarında 20-21 gün falan var. Müthiş. 3 hafta sonra da Survivor Series izleyeceğiz. Hem de War Games. Bence güzel. Konsepti de seviyorum. Konsepti de anlattım genel olarak. Bunu ana kadroda da görmek çok güzel olacak bence WWE'de ve yani böyle bir konsepte güreşecek şu an elde iyi isimler var. Özellikle NXT'den falan gelenler. Bence biz güzel bir şey göreceğiz gibi geliyor bana Survivor Series'te. Sadece işte kemerler bilmem ne işte United States şampiyonu Intercontinental mı yapacak? işte iki ana kemer sahibi mi yapacak maçları falan filan da ziyade de birazcık bu tarz şeyler görmek Survivor Series için ki isim olarak da Survivor hayatta kalma. Wargames. Games, Şşşt, savaşta kafesin içinde hayatta kalma mücadelesi. Bence güzel. Hatta bana kalsa bir şey diyeceğim. Çok ağır konuşacağım. <laughs> ağır değil de. Yani iddialı konuşacağım. Ben olsam Survivor serisi eğer yapmıyorsam eski konseptini artık iyice değiştiriyorsam ben bunu kalıcı bile yapabilirim. Ben ciddi derim bundan sonra Survivor Series War Games konsepti olacak. Ya yani bak buna okeyim ama şey yaparlarsa daha çok okeyim. Survivor Series olacak. Biz bir de War Games e ekleyeceğiz. Paper, Per View yeni. Hatta ona daha çok okeyim bu arada. <laughs> yani böyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Kendi fikirlerinizi de yazın. Bakalım aşağıya. Survivor Series, War Games. Çok güzel bir konsept. Bilmeyenler varsa gidip YouTube'a falan baksın. Çok güzel maçları da var yani NXT'de. İzleyin onları da. Genel olarak böyle birkaç bilgi vermekte istedim aslında War Games'e ilgili. Şu an gerçi Wikipedia'yı açtım benim. Yani hani ee, çok basit. Şimdi ya mesela Road Warrior Animal Road Warrior Hulk 13 tane Wargames maçına katıp 13'ünü de kazanmışlar ya. Müthiş Dusty Rhodes 11'de 11. Nikira Call of 11'de 11. Lex Luger 13'de 10 mesela. Sting NWA'de 7 maça katılmış. 7'de 7. WCW'da Sting 12 maça katılmış. 12'de 8. Yani adam nefis ya bu arada. Bu arada en çok Sting katılmış galiba. Evet. En çok Sting katılmış. Lex Luger 6. Onu yok. Lex Luger katılmış en yani çok galiba. Yani o civarlarda galibiyet sayıları falan var ya genel olarak böyle arkadaşlar işte. Survivor Series bu sene 16 Kasım Cumartesi günü gecesi muhtemelen bir aksilik olmazsa ben de e, yayın açabilecek durumda falansam yayında açarım. War Games heyecanlı beraber yaşarız ki bu tarihe kadar zaten önce Rules var, sonra Crown Jewel var, sonra Survivor Series War Games var. Ondan sonra da zaten Aralık ayı boş geçecek. Neden? Day 1 olacak. Vallahi yine güzel be. 2023'e güzel gireceğiz galiba. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Benim için güzel bir haberdi. Siz de beğendiyseniz bir like patlatın gelsin bakalım. Bir de yorumları aşağı yazın. Abone değilsen de zaten abone olmuşsundur. Ben biliyorum seni.